Merhaba Traktörlük takipçileri. Daha önce sizlere New Holland, John Deere, Timoson gibi pek çok traktör markasının tarihini anlatmıştık. Bugün biraz daha geriye, en temele gireceğiz. Konumuz ilk traktörün ortaya çıkışı ve günümüze kadar devam eden serüveni. Traktör, tarla, bahçe, bağ gibi kırsal alanlarda kullanılan pulluk, romörk, mibzer, ilaçlama makinesi, biçme makinesi ve benzeri tırım aletlerine çekicilik yapan, üzerinde bulunan büyük tekerlekleri ve güçlü motoru sayesinde zorlu şartlarda çalışabilen kara taşıtıdır. Traktöre değinmişken atası sayılabilecek lokomobili anlatmamak olmaz. Lokomobil, kısaca traktörün en ilkel hali diyebileceğimiz bir aracı başka bir yere taşımak için yapılmış, genel olarak buharla çalışan araçlardır. Traktörlerin çalışma ilkeleri aslında otomobillerle benzerdir. Ancak otomobillerden ayrılan bazı karakteristik özellikleri vardır. Yerden oldukça yüksek dingillere oturtulmuş bir karoser, ön tekerleklere oranla büyük ve derin iğivleri olan arka tekerlekler en belirgin özellikleridir. Arka tekerleklerin bu şekilde olması, aracın her türlü arazi koşullarında ve yumuşak zeminde patinaj yapmadan ve devrilmeden çalışmasını sağlar. Bazı traktörlerde ise tekerlekler yerine palet kullanılmaktadır. Paletler traktörün ağırlığını daha geniş bir alana yaydıklarından, üzerlerinden geçtiği toprağın sıkışmasını önler ve traktörün toprağı daha iyi kavramasına yardımcı olur. İçten yanmalı ilk traktör 1892 yılında John Frohlich tarafından yapıldı. John Frohlich bir grup iş insanıyla Waterloo Gasoline Engine Company şirketini kurarak traktör üretimini ileri boyuta geçirmek istedi ancak beklenen atılımın gerçekleşmemesi sebebiyle şirket 1918 yılında hepimizin John Deere olarak bildiği Deere Company tarafından satın alındı. Böylece bir pulluk üreticisi olan John Deere traktör sektörüne resmen girmiş oldu. Bu sebeple John Deere traktörlerinin temeli kurucu John Deere'a değil ilk traktörü üreten John Frohlich'e dayanmaktadır diyebiliriz. 19. yüzyılın sonlarında çiftliklerde güç ihtiyacı atlarla sağlanıyordu. Buharla çalışan lokomobiller tanıtıldı ancak atların pratikliğini sağlayamıyordu. Ayrıca çok da ağırdılar. İngiliz mucit Dan Albion 1901 yılında ilk hafif traktörü üretti. Bu traktör 1903 ve 1904 yıllarında iki defa Kraliyet Tarım Fuarı'nı gümüş madalya kazandı. Dan Albion'un ani ölümüyle maalesef traktörünün devamı gelmedi. 1917 yılında Henry Ford, Fordson adıyla dünyayı kasıp kavuran bir traktör üretti. 1923 yılına geldiğimizde Fordson traktörleri ABD pazarının %77'sine sahipti. İlk traktörlerde traktörün arkasına takılan her şey çeki demiriyle bağlanıyordu. 1917 yılında ilk defa 3 nokta askı sistemi Harry Ferguson tarafından icat edildi. Ancak sadece icat edilmişti. Pratikte kullanımı yoktu. 1938 yılında Ford ile Harry Ferguson bir anlaşma yaptı ve 3 nokta askı sistemi ilk defa Ford 9N serisi traktörlerde kullanıldı. Bu sistem kısa sürede dünya çapındaki çiftçiler arasında en beğenilen özellik haline geldi. Harry Ferguson'un bu icadı traktörlerin gelişmesinde çok önemli bir adımdı. O kadar ki 3 nokta askı sistemi günümüzde bile traktörlerin en önemli aksamıdır. İlk traktörlerde sadece arka tekerleklerde güç vardı. 1960'lardan sonra 4 tekerden çekişli traktörler üretilmeye başlandı. Yine ilk çıkan traktörler buharlıyken zamanla değişti. Önce benzin ve gaz yağı kullanmaya başladılar. Sonrasında dizele geçildi ve bu kullanım hala devam etmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde LPG, CNG ve biyodizel kullanan traktörler de vardır. Elektrikli traktör çalışmaları ise halen devam ediyor. Bazı markalar prototip ürünler çıkarsa da traktörlerin yüksek güç ihtiyacını günümüzün batarya teknolojileri henüz uzun süre karşılayamıyor. Uzay teknolojisinin gelişmesiyle traktörler de bu gelişmeden nasibini aldı. GPS dediğimiz bir sistem hayatımıza girdi ve milimetrik yanılmalarla traktörleri kontrol etmeye başladı. Sürücünün traktörü hangi çizgide kullanacağını belirleyen, hatta istenirse dümenlemeyi de otomatik olarak yapan bu sistemler hassas tarım argümanlarının bir parçası olarak her gün gelişiyor ve sürücüsüz, otonom, yapay zekalı traktörlere doğru bir gidiş var. Traktörlerdeki teknolojinin son durumu değişmişken sizlere MoveOn'dan da bahsetmek istiyorum. MoveOn, bir grup çiftçi çocuğu mühendis ekibin yapay zeka tabanlı tarım teknolojileri geliştirmek üzere kurduğu yeni nesil genç ve dinamik bir şirket. Faaliyetlerini Teknopark İstanbul'da Ar-Ge merkezi olarak yürüten MoveOn'un yapay zeka yazılımlarıyla traktörlere dönüştürmesinden tutun da robotik hasata ve otomatik dümenleme sistemlerine varıncaya kadar birçok yeni nesil teknolojik ürünleri bulunuyor. Uluslararası patenti bulunan ve yakın zamanda
tasai ürünleri ile 2 adet madalya sahibi olan MOVON, traktörleri değiştirip dönüştürerek otonom hale getirebiliyor. Aynı zamanda TAS adını verdikleri ürünleri ile ise Çin üreticilerine özel traktör otomatik dümenleme çözümü sunuyor. TAS ile traktörler eller serbest olarak sürüş yapabiliyor ve 80 dekar arazide 5 ay gibi çok kısa bir sürede ürün kendini amorti edebiliyor. Hörüstay adı verilen otonom hasat robotu ve Vidray adı verilen değişken oranlı ilaçlama ve çapalama çözümleri de MOVON'un diğer çalışmaları. Bu ürünlerin tamamı kamera ve yapay zeka yazılımlarıyla çalışmakta. MOVON ile ilgili daha fazla bilgiyi açıklamalar kısmındaki linkten öğrenebilirsiniz. Traktörlerin işleri genellikle yavaş ve kontrol edilerek yapılan işlerdir. Bu yüzden yüksek hızlara ihtiyaç duymazlar. Ancak bunun yanında bazı nakliye işleri için hızlarının çok düşük olmaması da önemlidir. Günümüzde standart traktörler genellikle 30-40 km arasında hızlara sahiptir. Daha üst segmentlerde 50 km üstü hızlara çıkabilir. JCB'nin Fastrak modeli gibi bazı traktörler ise 80 km ve üstü hızlara ulaşabilir. İlk traktörlerde uzun bir süre manuel ve senkromençsiz şanzıman kullanıldı. Zamanla önce senkromenç eklendi, sonra ise farklı çalışma prensiplerine sahip vitesler kullanılmaya başlandı. Günümüzde traktörlerde manuel vitesin yanında artık otomatik vitesler de kullanılmaktadır. Otomatik vites çeşidi ise tam otomatik, yarı otomatik, sürekli değişken, çift kavramalı gibi pek çok seçenek markaların şanzıman seçenekleri arasında yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle artık traktörlerin ileri geri hareketleri de oldukça kolaylaştı. Direksiyonun sol tarafında yer alan shuttle veya bazı traktörlerde bulunan joystick sayesinde debriyajsız ve durmaksızın ileri geri gitme imkanı bulunuyor. İlk zamanlar traktörlerin arkasına takılan sabit ekipmanlara güç sağlamak da kolay değildi. Bunun için kayışlar ve kasnaklar kullanılarak motorun çalışmasından veya tekerleklerin hareketlerinden güç aktarılıyordu. Bu şekildeki sistem hareketi kısıtlıyor ve ayrıca zorlamaya gelmiyordu. Açılımı Power Takeoff olan ve kısaca PTO denilen kuyruk mili sistemi bu konuda çözüm oldu ve bir tarım ekipmanına güç vermek için artık hareket etme zorunluluğu kalmadı. Üstelik çok daha pratikti. Traktörlerde PTO'yu ilk kullanan marka 1918 yılında International Harvester'dı. PTO zamanla gelişerek farklı hız seçenekleriyle sunulmaya başlandı. Ayrıca artık traktörlerin sadece arkasında değil 3 nokta askı sistemiyle birlikte önünde de bulunabiliyordu. Traktörlerde de otomobiller gibi debriyaj, fren ve gaz pedalları bulunmaktadır. Bunlara ilaveten gazı ayarlamak için e-gazı denilen farklı bir kontrol mekanizması vardır. Böylece traktörün çalışma devri istenilen seviyede sabit tutulabilir. Traktörlerin frenleri de sağ ve sol tekerlekleri ayrı ayrı kontrol edebilir şekilde tasarlanmıştır. Böylece direksiyon hakimiyetinin azaldığı arazi şartlarında frenler vasıtasıyla direksiyonun hakimiyeti güçlendirilebilir. Bunların dışında bir de diferansiyel kilidi pedalı vardır ki bu da tekerlekleri birbirine kilitleyerek aynı anda ve aynı hızda dönmesini sağlar. Böylece çekiş artarken tekerleklerin kayması önlenir. Günümüzde bazı traktörlerde bu pedal yerine artık düğmeler kullanılmakta ve hatta sistem otomatik olarak devreye girip çıkmaktadır. Traktörler kabinli ve kabinsiz olmak üzere iki çeşittir. Kullanım amacına göre değişiklik göstermekte olup her ikisinin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Kabinli traktörler öncelikle daha güvenlidir ve daha konforludur. Ancak alçak yerlere giremezler ve ağırdırlar. Kabinsiz traktörler ise her alana rahatlıkla girebilirler. Daha özgür çalışma imkanı sunar fakat güven ve konfor daha yerindedir. Kabinsiz traktörlerde özellikle devrilme kaynaklı oluşacak güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmak için Rollover Protection Structure, yani kısaca ROPS adı verilen devrilmeye karşı koruyucu yapı kullanılmaktadır. Kabinli traktörlerde zaten bu görevi kabin direkleri sağlamaktadır. Bildiğiniz gibi traktörler insanların işlerini kolaylaştırsa da dikkat edilmediğinde ciddi tehlikeler oluşturacak güçlü ve ağır araçlardır. Tarımdaki ölümlerin %32'si traktörlerle ilgili kazalardan meydana gelmekte olup kazaların da %50'si traktör devrilmeleri kaynaklıdır. Bu açıdan bakıldığında ROPS hayati bir öneme sahiptir. ROPS veya kabin traktörün devrilmesini önlemez. Devrildiği zaman sürücünün ezilmemesini sağlar. Bu sebeple ROPS'tan önce traktörün devrilmemesini sağlayan başka bir gelişme daha yaşanmıştır. O da traktörlerin ön tekerleklerini ayırarak daha geniş alana basmalarını sağlamak. Önceden
Traktörlerin ön tekerlekleri tekti ve kaputun alt tarafına denk gelecek şekilde ortaya takılıyordu. Bu tasarımla traktörlerin devrilmeleri çok daha kolaydı. Ön tekerleklerin sağa ve sola alınmasıyla devrilme büyük ölçüde önlendi. Rob sayesinde ise traktör devrilse bile sürücünün zarar görmemesi sağlandı. Traktörler ayrıca çalıştıkları alana göre tarla, bağ ve bahçe traktörleri endüstriyel traktörler gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Traktörlerin boyları, genişlikleri, güçleri ve hatta şekilleri de bu çeşitlere göre farklılık göstermektedir. 1800'lü yılların sonlarına doğru buhar gücüyle çalışan ve traktörlerin atası olan lokomobillerden günümüzde 1000 beygirlik devasa güçlere ulaşan ve adeta teknoloji üstleri olan traktörlerin tarihi işte böyle. Yeni bir Traktör Kulüp videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.